sevgili izleyiciler, 10. Ordu tanıtım günlerinde tekrar karşınızdayız. Bugün 3. gün hemşehri buluşmalarına devam ediyoruz. Ünye'den, tabii Ünye olunca, Ordu olunca Ünye'den de misafirlerini karşılamak üzere Sayın AK Parti ilçe başkanı Kenan Selivargan da aramıza katıldılar. Hoş geldiler, sefa geldiler. Teşekkür ediyorum. Çünkü bizimden bir gün önce geldiğiniz için o yüzden hoş geldiniz diyelim. Evet, hakikaten güzel bir İstanbul'da Ordulular Günü, Ordulular buluşması. Biz gelmeden önce de İstanbul'a kar kıyamet vardı. Ordu geldi, biz geldik. İstanbul güneş açtı. Evet. Güzel bir hava var, güzel bir hafta sonu var. Hemşehrilerimizle de buluşma anı var. Sizler de buradasınız, hemşehrilerimizi kucaklaşıyoruz. Pandeminin de vermiş olduğu bir etki vardı ama bu özlem vardı. Ben bir ikincisi de İstanbul'da en fazla nüfusa sahip Ordulu hemşehrilerimiz var. Ona da bağlıyorum biraz da buranın kalabalık olmasına. Evet. Siz de neler söyleyeceksiniz hemşehrilerimize? Çok teşekkür ediyorum Hamza Bey. Bizlere bu imkanı sağladığınız için aynı zamanda Realite TV'nin de yayın hayatında başarı dolu bir hikayesinin olmasını da temenni ediyorum. Bu vesileyle de bizleri izleyen çok kıymetli hemşehrilerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Dediniz ki hakikaten biz buraya gelmeden önce buralar kar kıyamet fırtınaydı. Ama Ordu'nun güzelliğiyle beraber buralarda güller açtı, güneşler açtı. Hakikaten de evet. Ordu bu noktada üzerine düşeni her zaman yaptığı gibi inşallah burada da bu bulunmuş olduğumuz alanda da o güzelliğini göstermeye namzet bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Evet, bugün Yenikapı'dayız. Burada Ordu Dernekler Federasyonumuzun 10.sunu gerçekleştirmiş olduğu Ordu buluşmalarındayız. Tabii geçmişe tarih baktığınızda geçen yıl pandemiden kaynaklı olarak bunu gerçekleştiremememizden dolayı Ordu ve hemşehrilerimizin çok ciddi şekilde bir buraya sirkülasyonunu, buraya akın ettiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Tabii ki 19 tane ilçemizin çok kıymetli belediye başkanları, ilçe başkanları, yöneticileri, basın mensupları ve Ordu ve hemşehrilerimizin tümüyle çok güzel bir burada etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliğin düzenlenmesinde öncelikli olarak ben Ordu Efe Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da işi gerçekten de sahiplenen, bu noktada da elinden gelen gayreti gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Doktor Mehmet Hilmi Güler'e ve diğer belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tabii ki bunun en güzel kazanımı şudur. Özellikle bu yörelerde, bu bölgelerde hayatını idame etmeye çalışan Ordulu hemşehrilerimizle bir araya gelerek günün yorgunluğunu atmak, aynı zamandaki Ünye'de bulunan hemşehrilerimizle kucaklaşarak, buluşarak geçmişe yönelik anılarımızı tazelemek, onlarla hemhal etmek, onlarla buluşmak bu noktada hakikaten icra anlamında güzel bir faaliyet oluyor. Ben 3 gündür burada arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaları görüyorum, şahitlik ediyorum. Gerçekten coşkuyla geçiyor, gerçekten heyecan ile geçiyor. İnşallah yarın da yapacağımız etkinlikle birlikte bu sonlanmış olacak. Ünye tabii ki her zamanki gibi burada kendi ağırlığını, kendine has olan güzelliğini gösterdi. Ünye Belediye'mizin hazırlamış olduğu stand gerçekten görselliği bakımından çok güzel bir stand. Basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte ve belediye yetkililerimizle Ordu'da hemşehrilerimizi orada misafir etmekten gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Onlarla bir olmak bizleri gerçekten memnun ve bahtiyar ediyor. İnşallah buradaki almış olduğumuz sinerjiyle beraber aynı zamanda iş adamlarımızın, iş insanlarımızın da Ünye ve İstanbul arasında çok güzel bir köprü kurmak suretiyle ekonomiye ve istihdama olan katkılarının da kat kat artacağına olan inancımızın da tam olduğunu yenilemek istiyorum. Evet, şimdi Ordu farklı dedik, Ordu İstanbul'da ikinci dedik ve Ordu insanının hem siyasette hem ticarette aktif olduğunu gösterir bir belge oldu açılışta. Evet. Bu kimdi? AK Parti İl Başkanı ve CHP İl Başkanı'nın Ordu olması, birlikte halkını selamlaması güzel bir resimdi.
Numan Bey'e sordum, konuk etmiştim. Bu resim nasıl diye. O da bana şu cevabı verdi. Biz önce insanız. Biz önce orduluyuz. Siyaset daha sonra gelir. Vatandaş hangimizi tercih ederse ona bu görevi verir dedi. 20 yıldır bize verdiğine göre sıkıntı yoktur. Evet, evet. Sizler bu buluşma için size neler diyeceksiniz? Evet, ben de şöyle söyleyeyim. Her şeyden önce dediğiniz gibi orduluyuz, insanız, hemşehriyiz. Her platformda bir araya gelebilecek mümeyyiz insanlarız. Siyaset tabii ki fikren insanların sahip çıkması gereken bir savunmuş olduğu argümandır. Birçok insanın farklı fikirleri vardır, farklı düşünceleri de vardır ama bu ortamlar siyasetimizi, bu tarz ideolojik fikirlerimizi bir kenara bırakarak gerçek ordulu olduğumuzu, gerçek hemşehri olduğumuzu perçinleştirdiğimiz, burada dostluğumuzu kat kat artırdığımız en önemli faaliyetlerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan Vekilimiz çok güzel cevap vermiş. Burada AK Partilisi de vardır, CHP'lisi de vardır, MHP'lisi de vardır, diğer partiye mensup arkadaşlarımız da vardır. Dediğim gibi en önemlisi o arkadaşlarımızla, o kardeşlerimizle bir araya gelerek burada kucaklaşabiliyor, orduyu konuşabiliyor, ünlüyü değerlendirebiliyor isek hakikaten yapmamız gereken bir insanlık görevini en güzel şekilde yapıyoruzdur diye düşünüyorum. İnşallah tabii ki partiler önemli, tabii ki fikirler önemli ama en önemli birlikteliğimiz, en önemlisi kardeşliğimiz, en önemlisi böyle alanlarda bir araya gelebilme heyecanımız. Evet, teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, tabii İstanbul'da Yenikapı'dayız. Hemşehri buluşmalarındayız. Kısa ve öz olarak istekleri ve dileklerimizi söyledik. Evet. Başkanımızı da konuşmak için Ünge'deki stüdyoda bol bol bir saat, iki saat sohbet ederiz. Burada hemşehrilerimizle hasbihal için şimdilik canlı yayınımızı kesiyoruz. Evet. Bir sonraki canlı yayında buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz. Heyecanlıyım. Hep merak ettiğim ama bir türlü gidemediğim yere yolculuğumuz. Yeşille mavinin buluştuğu yere. Kuzeyin kalbi, Ünye'ye. Güneşin denizden doğup denizden battığı pek az yerden biri. Bizi karşılayan mis gibi mısır ekmeği. Kokusuyla kahvaltıyı unutulmaz kılan minik dağ çilekleri. İnsan bir yeri oraya adım atar atmaz sevebilir mi? Mavinin her tonunun başka dizi olduğu şiir gibi bir yolculuk bu. Zamanın öylece durduğu. Sadece doğanın konuştuğu. O mavilerle buluşan yeşilin zirvesinde derin bir nefes almak. Bir ünye sofrasında hiç bilmediğimiz lezzetlerle büyülenmek. En az insanları kadar cömert bir doğa. En az doğası kadar canlı bir tarih. Etkileyici ve kucaklayıcı bir kültürel miras. Doğanın azmi ve zenginliğiyle her köşede yeniden karşılaşma. Keşfetmenin heyecanıyla hep bir adım sonrasını merak etmekten kendini alamama. Ülkenin en gizemli kalesinde pusu.
bu geçmişi düşlemek. Ve Ünye pidesi. Bir pide ne kadar lezzetli olabilirse o kadar. Yeniden karşımıza çıkan nefis dağ çilekleri. İnsan daha ne dileyebilir ki? Dünü ve bugünüyle kalıcı bir Ünye imgesi oluşuyor zihnimizde. Fındık kadar mutluluk bir kalbi doldurmaya yetiyor. Babalarımızdan dinlediğimiz topaçlar sokakları çocuk cıvıltılarıyla dolduruyor. Yaşama dair ne varsa tazeleniyor. Geçmişin kapılarında yüzyıllık hatıralar birikiyor ceplerimizde. Mavi ve yeşile gelmiştik. Bin bir tonuna şahit olduk. Mavinin ötesinde ise ruhumuzun özlem duyduğu nice renkler bulduk. Güzel Ünye. Yeniden görüşmek üzere. Ünye. Yeşilin gölgesine, mavinin ötesine.